Onun için perişanız. Neyse uzatmayayım. Mevlana'mız fezkürûni ezkürküm, beni hatırlayın, beni öne alın, benim rızamı, benim arzumu, benim emrimi, benim hükmümü öne alın ki ben de sizi öne alayım. Ayet-i kerimesini tefsir ederken şöyle bir şey anlatıyor, arz edeyim. Aklınıza kalsın. Köylü bir insanı misal veriyor. Bir köylü vardı diyor. Köylerden birinde bir köylü. Bu köylünün de diyor çok zengin bir çiftlik sahibi ahbabı vardı. Başka bir köyde. Çiftlik sahibi zengin bir adam. Nasıl olduysa bu köylüyle ahbab olmuşlar. Dost olmuşlar. Sırdaş olmuşlar. Günün birinde diyor bu köylü fukara olan bu köylü ahbabı olan çiftlik sahibi falan ağayı ziyarete gitmek istedi. Bak gayet basit anlatıyor. Yürüdü yürüdü ne çiftliğe geldi, çiftliğin yakınına geldi. Zengin bir çiftlik ağası. Daha diyor çiftliğe yaklaşmadan gelen o ahbab olan çiftlik sahibinin ahbabı olan köylüyü kim karşıladı biliyor musunuz? Kim karşılayabilir? Köpekler yahu köpek köpek. Çiftlikte köpek olmaz mı? 10-15 tane köpek diyor her taraftan saldırdı köylüye. Çiftlik. Zavallı köylü şaşırdı diyor. Yere uzandı bir taş aldı attı bir tanesine öbürü saldırıyor. Ona atıyor öbürü. Ona öbürü 15 tane köpek. Hangi biriyle uğraşırsın? Birden aklına bir şey geldi diyor. Köylünün akıllı köylüymüş. Dedi ki ya ben bu köpeklerle teker teker niye uğraşıyorum? Bu köpeklerin sahibi var mı yok mu? Ne dersiniz? Var. O sahip de bu adamın ahbabı. Ağayı çağırayım. Ağa, Ahmet Ağa neyse yetiş diyeyim. Sesimi duyunca tanıyacak. Tanıyınca çıkacak. Köpekler hücum ettiğini görecek. O köpeklere bir kelime hış diyecek. Köpekler susacak, niye uğraşayım dedi diyor. Vallahi ne güzel. Hemen yüksek bir yere çıktı diyor. Ahmet Ağa yetiş dedi diyor, yetiş. Adam lan bu benim adamımın sesi dedi diyor ağa. Çıktı eyvana ortaya, bir baktı ki diyor köpekler, köpeklere şöyle bir işaret et, dur, hış dedi diyor. Köpekler çakırdı dalı. Ve tıpış tıpış çiftliğe rahat rahat girdi diyor. Ey Müslüman, sen de Allah ile aranı düzelt ki yeryüzünde onun bunun şerriyle uğraşmayasın diyor. Allah ile münasebetleri iyi olmayan bir insanın etrafından bela eksilmez. Tepesinden musibet eksilmez. Günde 5 vakit namaz kılmayan adamın da vallahi Allah'la münasebetleri iyi değildir. Öyle mi değil? İşte mesele bitmiştir. Yalan söyleyen bir adamın Allah'la münasebetleri iyi değildir. Bak gayet basit meseleler bunlar. Niye acaba başımızdan bela eksilmiyor? Bu trafik belası, bu PKK belası, bu enflasyon belası, bu efendim seçim, bakın seçim meçim bela oldu. Koskoca memlekette 550 tane milletvekili seçimle meşgul, vatandaşın geçimiyle kimse meşgul değil. Vay Allah cezanızı versin be. Bu millet sizi onun için oraya gönderdi. Nerede menfaat varsa milletvekili orada. 6 defa parti değiştiren şerefsiz milletvekilleri Türkiye'de. Hala utanmadan kalkıp ne diyor? 10 milyon dolar varsa ben bir daha parti değiştirmeye hazırım diyor. Bu kadar değersiz, seviyesiz, aşağılık bir varlık dünyaya gelemez. Ve kimse kılına dokunamıyor. Ula bu ne biçim memleket, bu ne biçim parlamento, bu ne biçim milletvekili ya? Benim aklım hayalim almıyor. Bu ne biçim siyasi hayat? Kimse milletin derdiyle ilgilenmiyor. Her 5 kişinin biri işsiz. Her 4 kişiden biri mahkemelik.
Bak üniversite imtihanları bitti görüyorsunuz. 1064 tane lise birincisi üniversiteye girememiş, eğitim sistemi iflas etmiş. 100 lise mezununun 80'i üniversiteye giremedi. Hepsi boş, bomboş. Bu ne biçim sistem? Her 5 kişinin biri işsiz. Çalışma Bakanlığı'nın raporu var, 12 milyon işsiz var. 12'yi 5'inden çarpın 60 milyon eder. Böyle bir ortamda şu milletvekillerinin haline bakın, şu devlet bakanlarının haline bakın, şu medyanın, gazetecilerin haline bakın. Gazeteciler falan artistin göbeğiyle meşgul, bir hamile kalmış bir şarkıcıyı günlerce reklam etti, şerefsiz basın. Ahlaksız basın, namussuz basın. Böyle basın olur mu lan? Böyle memleket olur mu? Böyle memleket olur mu? Basının görevi çıplakları ortaya koyup milletin maneviyatını yıkmak mıdır? Hayasız gazeteciler, terbiyesiz gazeteciler. Hani milletin derdi, hani memleket meseleleri, hani milletin sıkıntıları, hani işsizliğin çaresi? Bana bunları getirin, çıplakları getirmeyin. Zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar, Kosova'da ezilen Müslümanlar, Keşmir'de öldürülen Müslümanlar, Filistin'de yok edilen Müslümanlar, Habeşistan'da kırılan Müslümanlar, dünyada ezilen, sürülen Müslümanlar. Hani sahibiniz, hani Allah'la münasebetleriniz, hani 5 vakit namazdan namaza koşmanız, camiler bomboş, cuma günü bile 10 dakika kala camiler bomboş. Vay Müslümanlar vay. Ezan okunuz atmayayım, Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Cümlemizi yine rıza ve rahmetiyle karşılasın. Her şeye rağmen içimizdeki sabiler hürmetine, içimizdeki mazlumlar hürmetine, içimizde bilmediğimiz iyiler hürmetine Rabbim cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın inşallah.